Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba, ben Mehtap Çolak Yılmaz. VOA Türkçe EkoTürk ortak yayınıyla karşınızdayız. Amerika ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Amerika'da gündem dünden beri Başkan Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı beklenmedik bir şekilde görevden alması, ardından yaşanan tartışmalar. Yayınımızda Trump yönetimi göreve geldiğinden beri 4. kez Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı ararken bu kritik değişikliğin Amerika dış politikasında belli başlı konuları nasıl etkileyeceğini konuşacağız. VOA Türkçe ekibinden Serhan Akif Akyıldız'la Serhan'ın aktaracağı bir başka iç siyaset başlığı, Amerika'nın 59. başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat Parti aday adayları kozlarını bir kez daha paylaşacak. Canlı yayında gündemlerinde neler var? Hangi aday önde götürüyor yarışı? Bu başlıkta yayınımızda etraflıca ele alacağız. 11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümünde düzenlenen törenlerden biri olacak bir sonraki durağımız. Amerika Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Pentagon'daki anma töreninden hem Başkan Trump'ın mesajlarını hem de Amerika'nın terörle mücadeleye yaklaşımını tamamıyla değiştiren olayın 18. yıl dönümünde son durumu Savunma Bakanlığı'ndan Amerika'nın Sesi Pentagon muhabiri Carla Babb'la konuşacağız ve son başlığımız Amerika'daki elektronik sigara krizi olacak. Amerika'da elektronik sigaraya bağlı 6. can kaybı yaşandı. Sert önlemler gündemde. Hem can kayıpları ile ilgili yetkililerden gelen açıklamalar hem de uzmanların uyarılarını Dilge Timoçin ile konuşacağız bugün. 11 Eylül 2019 VOA Türkçe EkoTürk ortak yayını başlıyor. Bugün 11 Eylül. Dünyada birçok şeyin değiştiği gün olarak kabul ediliyor. New York ve Washington'da kaçırılan uçaklarla düzenlenen saldırılarda 3000'e yakın kişinin öldüğü, 6000'den fazla kişinin yaralandığı tarih. Amerika tarihinin en büyük terör saldırısı olan 11 Eylül sadece Amerika'da değil, tüm dünyada güvenlik politikalarında birçok değişikliğe gidilmesinin de miladı oldu. Saldırıların 18. yıl dönümünde ilk tören New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nde yapıldı. Pentagon'daki törene Amerika Başkanı Donald Trump, saldırılardan kurtulanlar, saldırıda ölenlerin yakınları ve Amerika Savunma Bakanı Mark Esper katıldı. Amerika Başkanı Trump, Pentagon'da yaptığı konuşmada Afganistan'da Taliban'la yürütülen müzakereleri Amerika askerlerinin öldürüldüğü saldırıdan sonra iptal etme kararı aldığını söyledi. 4 gündür onları daha sert şekilde vuruyoruz. Bu şekilde devam edecek dedi. 11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümünden bir gün öncesinde ise Trump yönetimi çıkarılan başkanlık kararnamesiyle terörle mücadele kapsamında terör listesindeki örgütlere uygulanan yaptırımları genişletme kararı aldı. Hamas, El-Kaide, IŞİD ve İran devrim muhafızları bağlantılı 15 lider kişi ve kurumları yaptırım listesine alındı. Amerika topraklarındaki en kanlı terör saldırısından 18 yıl sonra yaşananlar, havaalanlarında arttırılan güvenlik önlemlerinden Afganistan'da 18 yıldır devam eden savaşa kadar etkisini sürdürüyor. İç Güvenlik Bakanlığı diye bir bakanlığın kurulmasına neden olan saldırılar sonrası Amerika terörle mücadele konusunda sert adımlar atmaya başladı. Guantanamo adasındaki bir hapishane kuruldu ve oradaki tartışmalı uygulamalar da hala dünya gündeminde yerini koruyor. 11 Eylül saldırıları ile ilgili anma törenlerine döneceğiz yayınımızda ama önce Amerika iç siyaset gündemiyle devam ediyoruz. İç siyasette kritik önemde bir gelişme yaşandı dün ve Amerika Başkanı Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u görevden aldığını açıkladı. Ardından Bolton, ben istifa ettim dedi. Sonra birçok tartışma geldi peşinden. Trump'la yaşadığı görüş ayrılıkları uzun zamandır kamuoyu gündemindeydi. Verdikleri mesajlarla da biliniyordu iki ismin de. Peki Bolton sonrası Amerika dış politikasına nasıl bir değişiklik bekleniyor? Serhan Akif Akyıldız yayınımızda aktaracak bize bugün. Serhan, çok sürpriz değil. Zaten uzun zamandır gündeme getiriliyordu aradaki görüş ayrılığı. Trump'ın tweet üzerinden bir kişiyi görevden alması da sürpriz değil. Ama söylem biraz daha sert bu kez. Ve gelinen noktada nasıl bir tablo çıktı karşımıza? Gelinen noktada ilk etapta biraz karışık tablo çıktı. Şöyle ki Başkan Donald Trump istifa etmesini istediğini söylediğini öyle o şekilde bir tweet attı. Artık Bolton'un Beyaz Saray'da hizmetlerine gerek olmadığı şeklinde bir tweet attı. Ama Bolton da benzer bir tweet attı. Farklı şekilde attığı tweette kendisinin aslında istifa ettiğini söyledi.
Bununla birlikte Başkan Donald Trump'ın yarın konuşuruz dediğini aktardı. Olayı patlama noktasına götürense Amerikan medyasına yansıdığı kadarıyla Afganistan konusu. Bu olayların yaşanmasından istifa etti ya da etmedi ama bu olayın yaşanmasından bir gün önce Başkan Donald Trump'la John Bolton'un Afganistan konusunda sert bir telefon konuşması yaptığı belirtiliyor. Afganistan derken hatırlayacaksın, Başkan Donald Trump Taliban'ın üst yönetimini Camp David'de ağırlamaktan vazgeçtiğini tweetle açıklamıştı. Bu tweetiyle birlikte Taliban'ın üst yönetimini Camp David'de açıklamayı planladığı ortaya çıkmıştı. Bolton'un bunu sert şekilde eleştirdiği Amerikan medyasına yansımış durumda. Zaten sen de söylediğin, bir süredir iki isim arasında birçok konuda görüş ayrılıkları olduğu kamuoyuna yansıyordu. Bolton'un bir şekilde görevden ayrılacağı ya da istifa edeceği ya da Trump'ın görevden alacağı beklentisi oluşmuş gibiydi ama o bugünlerde miydi, o belki tartışılır zamanlama olarak. Şimdi Şahin kanadın artık son temsilcilerinden biri diyebiliriz Bolton için. Yani müdahalecilikten yana olduğunu biliyoruz. İran'a hava saldırısı düzenleyelim. İşte Kuzey Kore'ye karşı daha sert tutum takınalım. Şimdi daha bir yumuşama beklemeli miyiz sence Amerika dış siyasetinde? Onu seçeceği isimle de alakalı olabilir. Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak yeni seçeceği isimle de alakalı olabilir. Ama sen de hatırlayacaksın, Başkan Donald Trump bir süre önce kendisi demişti Bolton'u kendisinin frenlediği yönünde. Bolton birçok dış politika konusunda sertlik yanlısı bir isim olarak biliniyor. İran'dan başlarsak özellikle İran. Hatta İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif kendisi demişti, Trump'ın çevresinde savaş isteyenler var ve Bolton'un ismini doğrudan vermişti. Sadece İran konusunda değil, Kuzey Kore, Bolton'un Kuzey Kore konusunda daha sert bir politika izlenmesi gerektiği düşündüğü sır değil. Donald Trump'la Kuzey Kore lideri arasındaki görüşmelerden bir sonuç çıkmamasın şu ana kadar Bolton'u bu konuda suçlayanlar da var. Bolton'un Kuzey Kore'nin yerine getiremeyeceği şekilde talepler istediği yönünde Amerikan kamuoyuna yansımaları oldu bu konunun. Suriye konusu, ki Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir konu hatırlayacaksın. Başkan Donald Trump bir anda Suriye'den askerleri çekeceklerini açıklamıştı. Suriye'den çekiliyoruz artık demişti ki dönemin Savunma Bakanı Mattis'in istifasına neden olmuştu. Ama bu açıklamasından bir süre sonra Trump geri adım atmıştı diyebiliriz hatırlarsan. Amerikan askerlerinin en azından 2000 olması bile 400'ünün bir süre daha Suriye'de kalacağı yönünde karar almıştı. Bu kararı almasında da Bolton'un etkili olduğu belirtiliyor. Bolton Rusya'da iki ismin anlaşamadığı en önemli konulardan biri. Amerikan Başkanı biliyorsun Amerikan kamuoyunda Rusya soft bir yumuşak politika uygulamakla eleştiriliyor, suçlanıyor. Bununla birlikte Bolton'un Rusya daha sertlik yanlısı bir politika uygulamasından yana olduğu görüşü Amerikan medyasında hakim. Bütün bu anlaşmazlıklar bir şekilde bu ilişkiyi, iş ilişkisini sonlandıracak bekleniyordu. Ama dediğim gibi bugün mü yarın mı pek beklenen bir şey değildi en azından dünden itibaren. Ama anlaşılan ki Afganistan konusundaki tartışma burada çok bardağı taşıran son dakika oldu. Bu Bolton üçüncü isim biliyorsun. Daha önce Flynn vardı, Michael Flynn. O gelen hakkındaki iddialar, eleştiriler, suçlamalar yüzünden daha bir ayını dolduramadan istifa etmişti. Sonra McMaster, Kor General McMaster'ı Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak yanına almıştı ama McMaster da ayrıldı. Şimdi üçüncü isim, dördüncü isim. Dördüncü isim kim olabilir? Onun tartışmaları devam ediyor. Öne çıkan isimlerden biri McMaster. Evet, Bolton'dan önceki yani Amerikan medyasına yansıdığı kadarıyla Donald Trump McMaster'ı arayıp onu özlediğini belirtmiş ve hatta iki güvenlik konusuyla ilgili ondan bilgi almış Amerikan medyasına yansıdığı kadarıyla. Şimdi bu kadar kritik bir koltuk, bu kadar 3. yılına girmeden başkanlığının Donald Trump 4. ismi aramaya başladı. Ve şimdi sence bakıldığında bu kurumun, bu koltuğun da itibarını biraz zedeleyen bir tutumu sergiliyor Başkan Donald Trump. Birçok ismi görevden alma şekli farklı. Şimdi bundan sonra Trump'ın birazcık başkanlık tarzını da ortaya koyan bir yaklaşım bu. Yani her şeyi başkumandanı benim ve buradan yönetiyorum. İstişare içinde olmadığı biraz imajı da veriyor dünyaya yönetimiyle. Zaten en fazla eleştirildiği konulardan biri de bu acting dediği geçici isimlerle
devam etmek kendisine daha fazla esneklik sağladığını belirtmişti. Bunu kendisini daha rahat hissettirdiğini söylemişti. Herhalde acting, geçici isimleri görevden alması daha kolay da olabilir. O da ayrı bir tartışma konusu ama kendisi bu taktiği seviyor belli. Twitter'dan zaten eski Dışişleri Bakanlığı Twitter mesajıyla Rex Tillerson'ı görevden almıştı. Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte yani bilinen normlar, oluşan normlar biraz eskisi gibi değil artık. Normları tamamen değiştirmiş görünüyor. O yüzden önümüzdeki günlerde yeni isim 10 tane aday var. Onlar da belirlenecek, ortaya çıkacak. Ama McMaster ismi şu an için daha ağırlık öne çıkmış diyebiliriz. Peki Serhan, Amerika iç siyasetini konuşmaya devam edeceğiz sen ama kısa bir ara veriyoruz. Yayınımızın başında da bahsettik. Serhan'a şimdilik teşekkür ediyoruz. 11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümünde son durumu almak üzere bir canlı bağlantıyla devam ediyoruz. Amerika tarihinin en büyük terör saldırısının 18. yıl dönümünde kurbanlar için hem New York hem de Washington'da törenler düzenlendi dedik yayınımızın başında. Şimdi o törenlerden birinin yapıldığı Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'a bağlanıyoruz. Amerika'nın Sesi Pentagon muhabiri ve savunma konularında uzman gazeteci Carla Bapp izleyenler arasındaydı o töreni bu sabah. Carla şimdi karşımızda, törenden mesajları almak üzere kameralarımız Pentagon'a gidiyor. Carla, thank you first and... Carla, çok çok teşekkürler öncelikle. 18 years ago today, 18 yıl önce bugün 184 kişi Amerikan Hava Yolları'na ait 77 sefer sayılı uçak Pentagon'a çarptığında 184 kişi hayatını kaybetti ve orası Amerikan askeri gücünün sembolüydü ve bugün kurbanlar ve aileleri için bir anma töreni düzenlendi ve ABD Başkanı Trump da oradaydı, törene katıldı. Ne gibi mesajlar verdi? Well, he wanted to send a message of strength. He said that bir Amerika güçlü mesajı verdi. Yani Amerikan ordusu hiç olmadığı kadar güçlü mesajını verdi ve o gün 11 Eylül'de ölenleri hiçbir zaman unutmayacağının, Amerika'nın unutmayacağının mesajını verdi ve 11 Eylül'de Manhattan'da bir binadan uçağın o binaya çarptığını gördüğünü ve bundan sonra her şeyin değişeceğini o andan itibaren anladığı mesajını verdi Trump konuşmasında. The 18th anniversary of 9/11 comes at a tumultuous time as President Trump canceled the peace talks with the Başkan Trump'ın Taliban'la barış görüşmelerini iptal ettiği son derece çalkantılı bir döneme denk geldi ve bütün bu sürecin Afganistan'da 2001'de başladığını gözetecek olursak Pentagon'un bakış açısıyla Afganistan'daki bu unutulan savaşta durum nerede? Pentagon nerede duruyor? Pentagon açısından bakılacak olursak tabii ki bu artık unutulan bir savaş değil artık. Zorlu bir dönem, zorlu bir süreç. Çünkü muharip operasyonların kontrolünü, denetimini Afgan ordusuna birkaç yıl önce vermişti. Denetimi Afgan güçlerini Obama döneminde bırakmıştı, devretmişti. Afganların denetim sağladığı toprağın büyüklüğüne bakıldığında bir küçülme söz konusu. Evet, çok çok zor bir dönem, zorlu bir süreç. CENTCOM commander was recently in Afghanistan and he hinted that Afganistan'ı US army would intensify military operations against the Taliban. ABD ordusunun Taliban'a yönelik operasyonları yoğunlaştıracağının mesajını verdi. Şimdi ABD askerlerinde can kaybı vakalarını da gözetecek olursak önümüzdeki dönemde ABD ordusu Afganistan'daki operasyonlara nasıl yaklaşacak, ne beklemeliyiz önümüzdeki haftada ve aylarda? Bunu tabii ki zaman gösterecek. Terörle mücadele operasyonlarının artıp artmayacağı konusunda Afganistan'da Horasan grubu var malum. Taliban konusunda da daha önce söylediğim gibi Amerika bu konudaki muharip operasyonları Afgan güçlerine devretti. Dolayısıyla tek taraflı olarak Taliban güçlerine yönelik bir operasyonları devam ettirecek mi, ne yapacak? Burası belirsiz. Dolayısıyla bundan sonrasında Afgan hükümeti ve ABD güçleri bu döneme nasıl cevap verecek, nasıl karşılık verecek, onu görmek ilginç olacak. Carla, finally 9/11 anniversary commemorations also coincide. Carla, son olarak şunu sormak istiyorum. 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü aynı zamanda Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un görevden alındığı bir döneme denk geldi ve John Bolton da aslında o neokon düzenin, 11 Eylül sonrası güç kazanan düzenin son temsilcilerinden bir tanesi olarak görmek mümkün. Pentagon'da nasıl yankılandı Bolton'un görevden alınışı? Well,
There was some surprise by some, the others weren't very surprised, but kimisi şaşırdı, kimisi şaşırmadı Pentagon'da. John Bolton'ın aslında ayrılışına odaklanmıyorlar şu anda. Malum ABD Savunma Bakanı Mark Esper daha yeni onay aldı, göreve geldi. Ondan önce Savunma Bakanı değil, Savunma Bakanı'na vekaleten bakan isimler vardı. Dolayısıyla bundan sonrasında da Başkan Trump'ın ekibiyle birlikte Mark Esper nasıl bir işbirliği yapacak, Afganistan Savaşı nasıl fonlanacak, Suriye ve Irak'taki durum ne olacak, Rusya, Çin'e nasıl cevap verilecek, bu konularla ilgili olarak artık liderliği Mark Esper'dan bekliyor Pentagon. Thank you, Carla, for joining us from Pentagon. Carla, çok çok teşekkürler yayınımıza Pentagon'dan katıldığın için. Amerika'nın Sesi Savunma Bakanlığı muhabiri Carla Bapp hem 11 Eylül anma törenlerinden son durumu hem de Amerika'nın Afganistan politikasında yol haritası ile ilgili son bilgileri paylaştı. Yayınımıza Amerika iç siyasetiyle devam edeceğiz demiştik. Yaklaşan başkanlık seçimleri bir başka gündemimiz ama öncesinde Serhan'la kısaca John Bolton'un gidişiyle ilgili son notlarını alalım senden Serhan. Bolton'un tarafından da konuyla ilgili açıklamalar var diye biz Bolton'a yakın isimler, yani Bolton'un 17 aylık görev süresi boyunca Kuzey Kore ile, İran'la, Çin'le ya da Rusya ile herhangi bir Amerika'ya zarar verici anlaşma yapmadığına dikkat çekiyorlar Amerika'nın, Washington'un. Bununla birlikte Beyaz Saray içinden de Bolton'a eleştiriler var diyebiliriz. Bolton'un kendi inisiyatifini kullanarak politika üretmeye başladığı yönünde. Başkan Donald Trump'a çok danışmadan, Başkan Donald Trump'ın önceliklerine çok önem vermeden kendi kendine biraz başına buyruk olduğu yönünde eleştiriler var. Bununla birlikte Bolton'a yönetimin içinden de muhalif isimler vardı diyebiliriz. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir süredir neredeyse hiç konuşmadığı Amerikan medyasına yansımıştı. Maliye Bakanı ile arasının iyi olmadığı Amerikan medyasına yansımıştı. Zaten dün üçü birlikte ortak basın toplantısı düzenleyeceklerdi. Mike Pompeo, Mnuchin, Maliye Bakanı ve Pompeo. Bu gelişmenin ardından Bolton Beyaz Saray'daki toplantıya katılamadı. Mike Pompeo ile Mnuchin katıldı ama ikisinin de dikkat çeken yönü basın toplantısının ikisi de çok mutlu görünüyordu. Keyifli görünüyordu. Çok keyifli, gülerek hep muhabirlere yanıtlarını verdiler. Hatta Mike Pompeo'ya sordular, şaşırdınız mı? Gülerek hiç şaşırmadım dedi kendisi de. Buna da dikkat çekmekte fayda var. Gelelim iç siyasete Serhan. Demokrat Parti'nin önemli bir oturumu var yarın. Ve artık yaklaşıyor 59. başkanlık seçimleri Kasım 2020'de. Şimdi sayıları giderek azaltı. Joe Biden başı çekiyor dedik anketlerde ama şimdi dikkat çekici gelişmeler de olmaya başladı. Massachusetts'li Elizabeth Warren aradaki farkı kapatıyor deniyor. Şimdi artık seçmenin kafasında durumun birazcık da şekilleneceği bir oturum olacak yarın akşamki oturum. O açıdan önemli. Gündemlerinde neler var? Kimler öne çıkıyor? Nasıl bir tablo var Demokrat Parti cephesinde? Aslında anketler biraz tartışmalı diyebiliriz. Çünkü bazı anketler bundan önce, son anketten önceki ankete göre öyle diyeyim, Sanders'la Warren ilk 2'deydi. Biden 3'e düşmüştü. Aralarında bir puan fark vardı. Şimdi son Washington Post'un yaptığı bir ankete göre Biden %29'la birinci sırada, Sanders %19'la ikinci sırada, Warren %18'le üçüncü sırada. Anketler birbirine çok tutarlı olmayabiliyor diyebiliriz. Ama yarınki tartışma programı Houston'da gerçekleşecek, önemli. Daha önceki tartışma programını hatırlayacaksın, 20 aday adayı katılmıştı. Bu tartışma programına şimdi 10 aday adayı katılabiliyor. Bunun gerekçesi de belli kurallar, Demokrat Ulusal Konseyi'nin öne sürdüğü belli kurallar. Bu kurallara göre anketlerde en az %2 oy almanız gerekiyor ve 135 bin bağışçının sizin kampanyanıza destek vermiş olması gerekiyor. Bu 10 aday dışında diğer adaylar bu kriterleri karşılayamadığı için bu tartışmaya katılmıyorlar. Ama bu tartışmaya katılmamaları kendi seçimden çekildikleri anlamına geliyor mu? Hayır, gelmiyor. Şu ana kadar sadece 2 aday adayı resmen yarıştan çekildiklerini açıkladılar. Diğer bu tartışma programına katılmayan
adaylar bir dahaki tartışma programına, Ekim ayında yapılacak tartışma programına katılmak için hala mücadele veriyorlar. Ona da katılabilirler. Ama şimdi dikkatler en azından yarınki tartışma programı sadece bir gün olacak, bir gece olacak. Bundan önceki hatırlarsın iki geceye yayılmıştı. İnanılmaz kalabalık adaylar vardı. Evet, ilk 10 aday bir gün, ikinci 10 aday bir gün. O tartışmalardan birinde bazı isimler tartışmanın lideri, yıldızı olabiliyor. Bazı isimler başka tartışmanın yıldızı olabiliyordu. Joe Biden, Kamala Harris bir önceki tartışmada yıldızı parlamıştı ama şimdi yarın ne yapar bilinmez. Biden'a yüklenmişti. Biden'ı oldukça eleştirmişti. Yarınki tartışmada Biden, Sanders, Warren bunlar büyük ihtimal liderliklerini korumaya çalışacaklar. Anketlerde bu üç isim açık ara önde gözüküyor. Biden ama Biden'a ilgili eleştiriler, endişeler var. İlgili eleştiriler, endişeler derken yaşı 76 yaşında Biden. Gafları son dönemde oldukça fazla artmış durumda. Trump da sık sık bunun üzerine gidiyor. Trump da bunun üzerine gidiyor. Trump, Biden'la ilgili bir başka konu var. Seçimlerle biraz alakalı. O da Amerika'nın son günlerde gündeminde. Biden avukatını, Trump avukatını Giuliani'yi Ukrayna'ya gönderdi. Ukrayna'da Biden'la ilgili bilgi almaya, Biden'a karşı koz olarak kullanmak için bilgi almaya çalışıyor. Biden'ın oğlu Ukrayna'da bir gaz firmasında çalışmıştı. Bunun çıkar ilişkisi yaratıp yaratmadığı, açıkçası Biden'ın açığını yakalamaya çalışıyor. Ama Temsilciler Meclisi'ndeki 3 komisyon bununla ilgili soruşturma başlattıklarını açıklamışlardı bu gelişmelerle ilgili. Biden, Trump'ın hedefindeki isim görünüyor. Ama henüz erken de diyebiliriz. Daha birçok tartışmalar olacak, birçok isim elenecek. Biden ismi böyle liderlik etmeye devam eder mi? O belli değil. Sanders aradan çıkabilir mi? Sanders ikinci sırada, genelde Biden'ın hep arkasından çıkan isim. Ama Sanders'a bakacak olursak o da 78 yaşında. O da biraz yaşlı olarak niteleniyor. Üçüncü sırada Warren. Warren belki, Elizabeth Warren senatör. O belki Biden'dan arayı kapatabilir. O da 70 yaşında ama demokrat seçmenler arasında şu anda bu 3 isim öne çıkıyor diyebiliriz. 4. sırada Kamala Harris var. O da senatör, demokrat senatör biliyorsun, 54 yaşında. 5. sırada da Pete Buttigieg var. 37 yaşında, en genç isim diyebiliriz. Anket demokratların verdiği anket sonuçları da biraz ilginç diyebiliriz. 18-49 yaş arası daki genç nüfus olarak nitelenen demokratlar Sanders'a destek veriyor çoğunlukla. Dediğim gibi çok rakamlar var. Daha rakamlar gelmeye gelecek. Bunu hep birlikte değişebilir. Önümüzdeki günlerde göreceğiz hep birlikte. Teşekkür ediyoruz Serhan Akif Akyıldız. Hem Amerika iç siyasetindeki birçok başlığı aktardı bize. Ve yayınımızı Amerika'da bir başka gündem maddesiyle devam ediyoruz. Elektronik sigara salgını. Son günlerde buna bağlı yaşandığı belirtilen ölümler var. O elektronik sigaraya bağlı olduğu kabul edilen 6. can kaybı Kansas'ta yaşandı Amerika'da. Ayrıntılarla Dilge Timoçin karşımızda. Dilge, son can kaybı ile ilgili şu ana kadar ne biliyoruz? Yetkililer nasıl açıklamalar yapıyor? Uzmanların uyarıları ne der? Yasak gelmesi konusu gündemde mi bu elektronik sigaralara? Mehtap, dediğin gibi 6. ölümdü. Kansas'ta meydana geldi. Kendisiyle ilgili ne yazık ki bir isim açıklanmadı. Ancak 50 yaşın üstünde olduğunu biliyoruz. Bir kadın olduğunu biliyoruz. Ve daha önce sağlık sorunları yaşadığını biliyoruz. Ancak elektronik sigara kullandığını ve buna bağlı esrarengiz denen bir akciğer hastalığına bağlı solunum enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdiğini biliyoruz. 6. ölüm olarak Amerika'da kayıtlara geçti. Ancak sadece Amerika'yı değil, aslında dünyayı da ilgilendiren bir soruna doğru ilerliyor olabiliriz. Şu anda Amerika'da 450 vaka kaydedilmiş durumda. Hastanelere bildirilmiş durumda. Ve Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri bu vakaların 64'ünü inceleyebildi. Ve bu 64 vakanın %80'inin elektronik sigara kullandığı tespit edildi. Ve buna bağlı hastalıkların ortaya çıktığı tespit edildi. Dediğimiz gibi esrarengiz bir hastalık olduğu söyleniyor. Ancak belirtileri arasında nefes zorluğu, öksürük, ateş ve mide bulantısı gibi belirtiler var. Hatta bazı vakalarda baş dönmesi,
baş ağrısı gibi vakalar da belirtiler de ortaya çıkabiliyor. Esrarengiz bir akciğer hastalığı ve solunum yolu yetmezliği ve enfeksiyonu olarak kendini gösteriyor. Ancak tam olarak ne olduğu belirlenmedi. Dediğimiz gibi 64 vaka incelendi ve %80'inin e-sigara kullandığı tespit edildi. Bunların %60'ının THC denen, yani esrarın etken maddesi olan THC yağı kullandığı, %20'sinin ise sadece nikotin kullandığını tespit ettiler soruşturmalarda. Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri bu yüzden de esrarın bu etken maddesine karşı kullanıcıları uyarmaya başladılar. Esrarın bu etken maddesi birçok eyalette aslında yasal, ancak kara borsada daha ucuza satıldığı için insanlar bunu tercih edebiliyorlar. Sadece THC değil, bunun dışında E vitamini asetatı denen E vitamininden çıkarılan bir yağın da etkili olabileceği söyleniyor. Bunun da solunması durumunda tehlikeli olabileceğini belirtiyorlar. Ancak şunu da söyleyelim, yetkililer sadece ulusal merkez değil, Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi de tek bir markayı söylemiyor. Diyorlar ki herhangi bir şekilde olabilir, herhangi bu e-sigaralarda kullanılan likitlerle ilgili olabilir ama aynı zamanda cihazla da alakalı olabilir. Çünkü cihazlarda eğer düzgün kullanılmazsa, temiz kullanılmazsa bakterilere yol açabiliyor. Dediğimiz gibi 6. ölümdü. 450 vaka vardı. Şu anda çeşitli uyarılar var. Özellikle şunu söylüyorlar. Biz bir çözüm bulana kadar, ne olduğunu belirleyene kadar lütfen e-sigara içmeyin. İçmeyin, sevdiklerinize de içirmeyin diyorlar. Bu sadece Amerika'da yapılan bir uyarı belki ama bunu aslında dünyada e-sigara kullanan, normal sigara yerine e-sigarayı daha sağlıklı bulan insanlara da söylüyorlar ve şimdilik kullanmayın, biz bir sonuca ulaşana kadar dikkatli olun uyarısı yapıyor yetkililer. Bundan sonra ne olacak? Bu araştırmalardan, soruşturmalardan ne çıkacak göreceğiz. Özellikle Amerika'da gençler arasında lise çağında bu sigaraların kullanımı %78'e çıkmış durumda. Bu nedenle iki eyalette gençlere yönelik aromalı e-sigaraların yasaklanması zaten gündemdeydi. Bundan sonra başka yasaklar da gelecek mi? Tabii sigara lobisi buna ne diyecek? Bunların hepsini takip ediyor olacağız Mehtap. Dilge Timoçin'e teşekkür ediyoruz. Sağlık alarmı yaratan bu konuyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Böylece Washington'dan yaptığımız canlı yayının sonuna geliyoruz. İnternet adresimizi hatırlatalım. Amerikanınsesi.com. Yarın Amerika ve Dünya gündeminin öne çıkan başlıklarıyla yine Washington'dan karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar.